İyi akşamlar sevgili meslektaşlarım. Hepinizi İstanbul Tabip Odası Yönetimi ve İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İş Yer Hekimliği Komisyonu adına sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi İTO İşçi Sağlığı İş Yer Hekimliği Komisyonu olarak uzun zamandır Perşembe toplantıları adında ayın son perşembesinde bilimsel toplantılarımızı, seminerlerimizi, konferanslarımızı yapıyorduk. Pandemi sebebiyle bir müddet ara vermek durumunda kaldık. Şimdi bu aydan itibaren tekrar artık tabip odamızın Cağaloğlu binasında değil ama bu teknolojik imkanlardan faydalanarak hepimizin çok yerde yaptığı gibi Zoom üzerinden çevrim içi olarak bu programları başlatmış bulunuyoruz. Elbette konumuz da gündeme çok oturan, 10 aydır ülkemizde ve bütün dünyada çok etkili olan pandemiyle ilgili olması gerekiyordu. Bu konuda biz İstanbul Tabip Odası olarak İşçi Sağlığı İş Yer Hekimliği Komisyonu olarak Nisan ayından beri değişik mecralarda basın açıklamalarıyla, yazılarla pandemi konusunda alınması gereken önlemler konusunda iktidarı, Sağlık Bakanlığı'nı çok kez uyardık ama maalesef tehlikenin farkına çok varamadılar. Buradan bir başarı hikayesi yazmaya çalıştılar ve bu başarı hikayesinde deyim yerinde ise yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. En son dün akşam bakanın bir günde dört misli artan bir vaka bildirimiyle beraber hani bütün yalanlar yırtılmış oldu. Evet, maalesef ülkemizde pandemi yönetimi idaresi sınıfta kaldı. Çünkü en baştan beri söylediğimiz gibi şeffaf ve açık bir şekilde davranılmadı. Çok eksikler yapıldı. Bu eksikleri biz söylediğimiz için Türk Tabipler Birliği'ne hakaretlerde bulunuldu, terörist dendi, üstüne vazife olmayan şeylere karışıyor dendi ki sağlık alanında konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Tabii bütün bunları tabip odaları olarak, Türk Tabipler Birliği olarak gereken cevapları verdik ve yine vereceğiz. Biz şimdi gene bugünkü gündemimize dönersek, kendi komisyonumuzun çalışmalarına dönersek, bu pandemi döneminde en çok zarar gören, en çok hasta olan ve en çok ölenler gene çalışanlar, gene işçi sınıfı oldu. Ve yavaş yavaş bu pandemi hastalığında bir sınıfsal hastalık haline geldiğini görmeye başladık. Çünkü bütün önerilerimize ve ısrarımıza rağmen bir kapanma, bir hayatın durdurulması, zorunlu ihtiyaçların üretimi ve dağıtımı dışında en az 2 hafta bir sosyal kısıtlama olması gerektiğini söyledik. Fakat bu önlemler alınmadı ve gördüğünüz gibi çok devasa rakamlara ulaştı. Hem hasta sayıları hem kaybettiğimiz insanların sayısı. Akşamları 160 kişi, 170 kişi, 200 kişi gibi rakamlar duyuyoruz ama bu insanların hepsinin birer ailesi var, çoluğu, çocuğu, büyükleri var. Bir yaşam gidiyor. Bunu böyle bir rakamlara sıkıştırmak da son derece acı. Şimdi iş yerlerinde neler oluyor bitiyor? İş yerlerinde neler yapılması gerekiyor? Biz iş yeri hekimleri olarak ne kadar bu işin içine girebildik? Neler yaptık? Bunların hepsini zaman zaman kendi içimizde tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Elbette sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Burada iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, insan kaynakları ve hepsinden önemlisi işverenlerin tutumu ve tavrı son derece önemli. Neler yapılması gerekiyor? Nedir pandemi yönetimi? Bütün bunları bir tekrar masaya yatıralım istedik. Bu konuda da çoğunuzun çok yakından tanıdığı bu alanın duayenlerinden sevgili kardeşimiz Özkan Kaan Karadağ'dan rica ettik. Kendisi bildiğiniz gibi bir müddettir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Müdürlüğü'nde yürütüyor. Ama bizim için Kaan elbette bunların ötesinde çok eskiden beri bu alanımızın hocalarından, İstanbul Meslek Hastalık Hastanesi'nde uzun yıllar çalıştığı yayınları var. Hepimize çok şey anlattı. Dolayısıyla birinci elden bu sunumu bir dinlemek, bir tekrar hatırlamak, neler yapmamız gerekiyor, neleri yapabildik bunları değerlendirmek istiyoruz. Ben çok lafı uzatmadan Kaan'a bırakacağım. Özellikle soruları alacağız. Webinar üzerinden soruları yazma imkanı var biliyorsunuz duyurmuştuk. Bu soruları ben değerlendireceğim ve sunumun sonunda Kaan'a soruları da soracağız. Bu şekilde konferansımızı sürdüreceğiz. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sözü sevgili Kaan'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Nazmi Hocam, sağ olun. Öncelikle arkadaşlar, sayın meslektaşlarım, sayın katılımcılar, böyle bir şeyler anlatmak benim için çok zor gerçekten. Neyse ki karşımda Nazmi Hocam var, ekranda onu görebiliyorum. Ben gene de karşımda bir dinleyici var,
edasıyla anlatmaya anlatmam mümkün olacak diye düşünüyorum bu nedenle. Umarım başarabilirim böyle ilginç bir anlatım biçimini. Çünkü dinleyenlerin aslında yüzlerini görmek, onların mimiklerini izlemek anlatımı oldukça fazla değiştiriyor diye düşünüyorum. Oldukça ağır bir süreçten geçiyoruz. Bir Büyükşehir Belediyesi'nde iş sağlığı güvenliği ile ilgili görevlendirmemden hemen sonra COVID-19 gibi bir vakayla karşılaştık, bir sorunla karşılaştık ve sürekli bununla uğraşmak gibi bir durumumuz oldu. Bu sunumu biraz İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğümüzün personeline de borçluyum bir taraftan. Onların da katkıları var. Oldukça deneyimli, oldukça iyi bir ekiple çalışma fırsatımız oluyor. Umuyorum COVID sonrasında da iş sağlığı güvenliği alanında oldukça ilginizi çekecek yenilikler, güzellikler yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi hemen sunumuma başlayayım izniniz olur ise. Sanıyorum şu an sunumu paylaşmaya başladım. Çok özür dilerim. Tamam. İş yerinde pandemi yönetimi COVID-19 örneğinde konuşulacak. Bu süre içerisinde de özellikle işte bir takım COVID-19 süreci ve yaşananları hafif çok az değerlendireceğiz. Kişisel tedbirlerle ilgili konuşacağız. Çok önemli, niye önemli olduğunu da ifade edeceğim. İş yerleri içerisinde alınacak diğer tedbirleri de madde madde sıralamaya çalışacağız. Bir kısmı bizim belediyede uyguladığımız ve kolay uyguladığımız, bir kısmı ise sorunlarla karşılaştığımız konular. O sorunları da sizinle paylaşarak bir ortak çalışma düzeni içerisinde bundan sonra girebileceğimizi de düşünüyorum. Nerede başladı? Ufak bir hatırlatma. Wuhan, Çin'de başlayan bu COVID-19 salgınını ilk duyuran Wen Yang, bir göz uzmanı meslektaşımız ve sosyal medya aracılığıyla duyurdu 30 Aralık 2019'da. Sosyal medyayla istifaların yaşanabildiğini biliyoruz ama işte salgın da duyurulabiliyormuş demek ki. Salgın duyuruldu ancak sonraki gelişmeler şunu gösterdi. Aslında çok uzun zamandır Çin'de var olduğu bu hastalığın yönünde bir takım da duyumlar alındı. Çin 30 Aralık 2019'da duyurdu, pardon, Liang duyurdu ve hemen ardından da 31 Aralık'ta Çin Dünya Sağlık Örgütü'ne salgınla ilgili bilgilendirme gönderdi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de uluslararası bir pandemi, yani uluslararası bir salgından bahsetti. Neredeyse 4 ay sonra. İlk ortaya çıktığında hepimizin bildiği gibi oldukça küçümsendi. Dünya Sağlık Örgütü de küçümsedi. Diğer siyasiler de küçümsediler. Genel olarak örgütlerin bunu küçümsediğini, bu tür bir yayılımı beklemediğini ifade edebiliriz belki. 8 Mart 2020 tarihinde henüz daha Türkiye'den bir tek veri bildirilmemişti, bir tek vaka bildirilmemişti. Bu eleştiri konusu olmuştu hatırlarsanız 8 Mart 2020'de. Çünkü çevremizdeki bütün ülkeler bildirmişti hastalığı ancak bizden bir bildirim gerçekleşmedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği gün 11 Mart tarihinde Bakan Koca ilk vakanın görüldüğünü açıkladı. 10'dan sonra da gerçekten hafızalara, gözlere kazınan ve sürekli gözlerimizin önünde birçok ilginç durumla karşılaştık, yeni durumla karşılaştık. Ölülerin sayılamadığı ülkelerden bahsedildi.
boş sataklar görüldü hem bizde hem de diğer ülkelerde. İş yerleri kapandı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve bugüne geldik. Artık bugüne gelmenin zamanı da geldi. Çok taze bir bilgi, 24 Kasım tarihli vakalar açıklandı ve ilk defa bakanımız vaka açıkladı. 28.300 civarında 351 vaka açıklandı. Hasta sayısını da 6.814 olarak belirledi. Hala birçok belirsizlik olduğunu ifade etmek zorundayım. Yani dünkü açıklamaları beraber izledik. Hala belirsizlikler var. Bence hala vaka sayısıyla hasta sayısını birbiriyle toplamam mı gerekli? Onu bile pek bilemiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi PCR pozitif semptom olmayanları vaka diye tanımlıyordu Sağlık Bakanlığı. PCR pozitif semptom olanları hasta olarak tanımlıyordu. Bu durumda bu ikisini toplayıp herhalde gerçek rakama ulaşmak lazım ama emin olun kimin neyi tanımladığını da kendisinin de bildiğini düşünmüyorum şu anda. Zamanla daha şeffaflaşacak. Niye açıklamadık vaka sayılarını? Neden şimdi açıklıyoruz vaka sayılarını? Niye kapanmıştık vaka sayıları, hasta sayıları düşükken? Neden şimdi kapanmıyoruz çok yüksekken? Gibi sorular sürekli dolaşıyor etrafta ve bir güvensizlik hali de egemen durumda. Özellikle otoritelerin açıklamalarına karşı güvensizlik hali de egemen durumda. Bugüne gelmenin zamanı geldi dedik. Tüm dünyada durum nedir şöyle bir değerlendirelim. Burada Türkiye 24. sırada 7.000 rakamıyla 23'ünde açıklanan rakamlar bunlar. Ama bildiğiniz gibi yeni rakamlara göre çok özür dilerim bu toplam vakalar içerisinde geçiyor. Türkiye 461.000 rakamıyla 24. sırada. Yani sıralamaları falan aslında böyle ifade etmek de çok hoş değil ama eğer işte 6 kat gibi bir farklılıktan bahsediyorsak, pardon 4 kat gibi bir farklılıktan bahsediyorsak Türkiye'deki vaka sayısının Rusya civarlarına, Rusya sırasına oturması gerekiyor. Yani 5 ya da 6. sıra İspanya'nın hemen üstünde kalacağız demektir. Diğer taraftan yeni vaka sayıları açıklandı. Yeni vaka sayıları, tabii ki buradaki burada bir soru işareti daha var. Diğer ülkelerin açıkladıkları nedir acaba sorusu da var ama vaka sayısı olarak ifade ediyor gördüğünüz gibi bu tablo. Öyleyse Türkiye yeni açıklanan vaka sayısıyla 28.000 rakamıyla dünyada 4. sırada yer alıyor. En fazla vaka bildiren ülkeler içerisinde. Çok iyi yönettiğimizi düşündüğümüz bir ya da öyle iddia edilen bir pandemide şimdi şuraya gelmiş durumdayız. Bu nasıl bir iyi yönetim? Bugüne geldik. Covid-19'un etkilerinden de biraz bahsetmek, yani bildiğimiz sağlık etkilerinin dışında etkilerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Birçok yeni şeyle karşılaştık. Bir kere insanın doğaya zarar vermediğinde ya da biraz kısıtlandığında hareketleri doğanın kendisini topladığını gördük. Isınmanın azaldığını gördük örneğin. Doğal yaşamın yayıldığını gördük. İstanbul'da bile yeşil alanların kendisini toparladığını gördük ilginç bir biçimde. Ve tabii ki yeni normal kavramıyla tanıştık ki bunu daha uzun süre sanıyorum kapımızda göreceğiz. Getiriler tam net olmasa bile bir değişimin kaçınılmaz olduğu ortada. Bu değişimi birçok insan olumlu tarafından alıyor. İşin ilginç yanı sosyal siyasi görüşleri çok yakın olan insanlar içerisinde bile olumlu alanlar var, olumsuz alanlar var. Olumsuz bakanlar var yeni normale ya da yeni dünyaya. Ancak olumlu bakanlar da var. Ben biraz iş sağlığı güvenliği açısından baktığımda sıkıntılı buluyorum açıkçası yeni
pandemi sonrası, COVID-19 sonrası hayatı. Bu süreçte öğrendik, uyum sağlayacağız ve bunun kalıcı sonuçları olacak. Bu kalıcı sonuçlarla ilgili çok fazla şey söylemeye gerek yok ama ya da çok fazla şey söylemeyeceğim ama esnek ya da evden çalışma denilen şeyin mutlaklaştırıldığı, sevildiği ya da sevilmeye çalışıldığı, sevdirilmeye çalışıldığını da görüyoruz. İş sağlığı güvenliğinin evden çalışmayla ilgili görüşlerini ya da esnek çalışmayla ilgili görüşlerini tekrarlamaya gerek var mı bilmiyorum ama kontrolsüz koşullarda maruziyet olarak nitelendiriyoruz en temelde ve ardından da tabii sigortasız çalıştırma, düşük ücretle çalıştırma kapımıza geliyor ya da aklımıza geliyor. Bu nedenle esnek çalışma, çalıştırma biçimleri çok arzu ettiğimiz, talep ettiğimiz, istediğimiz şeyler değiller. Korkutucu çünkü insan kaynakları gibi işte ne diyelim yeni dünya düzeninin bir takım ifadeleri diye nitelendirmek lazım ya da işte temsilcileri verimliliğin arttığını iddia ediyorlar bu COVID-19 sürecinde evden çalışmayla. Karbon salınımının azaldığını iddia ediyorlar. Çalışan iletişiminde artış olduğunu iddia ediyorlar. Bunu anlamak tümüyle imkansız ama çalışan iletişiminde artış olduğunu iddia ediyorlar. Turnover hızında azalma, absentezmde düşüş neredeyse mükemmel bir durumla karşı karşıyayız gibi lanse ediliyor. Son olarak da çalışanı özgür şirketlerden bahsediyorlar. Resimlerde de sıklıkla kadınların kullanıldığını fark ediyorsunuz. Özellikle de çocuklu kadınların. Kadın emeğinin sömürüsüne açık bir sistemin planlandığı yönünde bir görüşüm var benim açıkçası. Umuyorum olmayacaktır. Umuyorum olumlu bakanlar doğrulanır süreç içerisinde. Evet, bir tek değişen bu değil. Son 3 haftadır iş sağlığı güvenliği eğitimleri planlanıyor 2021-2020 için. Ve bu nedenle de birçok firmayla, birçok yazılımcıyla görüştük. Bu yazılımcılardan elde ettiğimiz çok ilginç sonuçlar var. Artık eğitim ve toplantılar farklılaşıyor. Sadece Zoom'da değil bu. Çalışma ortamı dijitalleşiyor. Bu gördüğünüz avatarlar film çok izlemedim açıkçası ama biraz konusunu biliyorum. Öylesi bir ofis ortamı düşünün ki işte müdürler bir araya bir toplantı salonunda gelip ardından o toplantı salonundan avatarlar aracılığıyla bir araya gelip o toplantı salonundan ayrılıp kendi ekiplerinin başına geçebiliyorlar. Yeni platformlar bunu başarabilecek nitelikte. Bu filmdeki kadar iyi grafikler olmasa bile bir ofisin içerisinde karşılıklı birbirinizle konuşabildiğiniz bir ortamda avatarlarınız bulunabiliyor. Hepiniz kendi evlerinizde yaşıyorsunuz. Bu koşullar sağlanabiliyor ve bu koşullar önümüzdeki dönemde çok daha hızla karşımıza gelecek ya da bu koşullar zorlanacak gibi duruyor. Yeni bir şeye açılıyoruz, yeni bir şeyler geliyor. Üstelik de bu çok çok hızlı geliyor. Aslında hız çok belirgin hale geldi pandemi ve pandemi sonrasında. Aşı da çok hızlı geldi karşımıza. Aşı geliştirme süresi ortalama 10 yıl diye nitelendirilirken COVID-19'un faz 1 çalışmaları, ilk aşının faz 1 çalışmalarına 63 günde ulaşıldı. Hani ortalamasını ifade edelim, aşılar dün Akova Hoca'dan öğrendiğim kadarıyla 10 yılda geliştirilebiliyor. İş yerinde pandemiyi yönetmek nasıl mümkündür? İş yerinde pandemiyi yönetmek aslında hiç de diğer alanlarda
den farklı değil. Zinciri kırmamız gerekiyor. Bulaş zincirini, enfeksiyon zincirini, neyse bunu kırmamız gerekiyor. Bunu kırmak için de elimizdeki olanaklar çok açık ortada. Yüksek riskli grupları korumamız gerekiyor. Zaten bunlar uygulanarak yüründü bütün iş alanlarında ve Türkiye'de. Pandemiyi yönetmek için, zinciri kırmak için üretimin, hizmetin sürdürülebilmesi, çalışanların sağlığının korunması, hizmet alanların sağlığının korunması için çalışanların birbirlerine bulaştırmalarına engel olmak gerekiyor hastalığı. Çalışanların evlerinde maruz kalımlarına engel olmak gerekiyor. Çalışanların hizmet alanlarının çalışanlardan enfeksiyonu kapmasına engel olmak gerekiyor. Salgının topluma etkisini sınırlayabilecek hizmetlerin sürdürülebilmesinin de sağlanması gerekiyor. Tabii bu arada özellikle büyük şehir gibi bir alanda çalışıyorsanız ya da örneğin maske üretimi, dezenfeksiyon üretimi, dezenfektan üretimi gibi bir alanda çalışıyorsanız, gıda üretimi gibi bir alanda çalışıyorsanız. Bunların gerçekleştirebilmeniz için hasta popülasyona ulaşabilmelisiniz. Yani bir test olanağınızın olması gerekiyor. Test yöntemlerine ulaşabilmeniz gerekiyor. Bilgiye ulaşabilmelisiniz her şeyden önce. Çünkü zinciri kırmanın başka bir yolu yok. Bilgiye ulaşabildiğimiz iddia edildi. Örneğin HES, Hayat EVSR programı üzerinden bütün hastaların duyurulduğu ifade edildi dün bakanımız tarafından ama biz buna ulaşamadık. Bilmiyorum açıkçası ulaşılabiliyor mu? Benim ulaştığım şuydu. Riskli diye nitelendirilen bir grup insan. Ancak bunların temaslı olup olmadığını söyleyemedik. Bunların virüs taşıyıp taşımadıklarını söyleyemedik. Öyle olunca da doğal olarak HES programını neredeyse olanaklar ortaya çıktıktan hemen sonra kullanıyor olmamıza rağmen belediyede, bizim iş alanlarımızda, çok başarılı sonuçlar elde edemedik oradan aldığımız verilerle. Zinciri kırmakta çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Kişinin ne zaman temaslı, ne zaman hasta mı veya temaslı mı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne zaman PCR'ının pozitif olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü zinciri kırabilmek için. Çünkü benim ondan kaç gün sonraya dönebileceğimi görebilmem. Yani temaslarını saptayabilmem ancak bununla mümkün. Filyasyonun temelinde zaten bu var. Yani filyasyonu yapabilmenizin yolu ancak bu. Ana vakaya, işte bir önceki vakaya dönebilmenizin tek yolu ne zaman pozitif çıktığını ya da pozitif çıkıp çıkmadığını örneğin PCR testinin bilmeniz. Yazık ki bu tür verilere sahip olamadık. Peki bu koşullarda pandemiyi nasıl yönetebilirsiniz? Elinizde birçok olanak var ve bunlar alınmış elimizden. İşte sınırlı olanaklarla sınırlanmışken pandemiyi yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Elinizde bazı olanaklar var dedik ama hani örneğin pandemik influenza ulusal hazırlık planı diye bir plan olduğunu biliyorsunuz sanıyorum. Herkes bu plana ulaştı. 2019'da yayınlandı. Yani pandeminin ortaya çıkışından 3 ay kadar önce. Bu plan oldukça başarılı. Uygulandı mı sorusuna yanıt vermekse zor. Devlet sansürü gerçeklerden korudu bizi. Bunu ifade edebiliriz. Ve bu da yönetmemizi zorlaştırdı. Peki nereye geldik bu durumda? Yani elinizdeki olanaklar bu kadar sınırlanmışken, hareketiniz bu kadar sınırlanmışken mecburen elinizdeki şeye sarılıyorsunuz. Kişisel tedbirler. İnsanların COVID-19 konusunda bilgilendirilmeye çalışılması ve bu bilginin mümkün olduğunca yayılması. Burada da sıkıntılar var. Çünkü eğitim ihtiyacı bildiğiniz gibi karşıdaki kişi tarafından duyulmalıdır. Eğer gerçekten bu kadar yaygın olduğunu vatandaşa, eğitimde karşımızdaki insanlara
işçilerimize, çalışanlarımıza daha net anlatabilseydik, rakamlar elimizde olsaydı, inanıyorum ki çok daha iyi bir eğitim sürecinden geçecektik. Ancak bu olanağımız da olmadığından oldukça zor koşullarda sürekli eğitimler gerçekleştirildi iş alanlarında. Sadece bizim iş alanlarımızda değil, biliyorum ki bütün iş yeri hekimi arkadaşlarımız, iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız, iş sağlığı profesyonelleri benzer şeyleri kullandılar. Sosyal hayatta neler yapılması gerektiği tartışıldı. Çünkü dediğim gibi insanların evlerinde hastalığı kapması, yollarda hastalıkları, COVID-19'a yakalanmaları, bunlar da engellenmeye çalışılan temel işte, sorunlardı. Birçok eğitim yapıldı ve yapılmalı. Onu da ifade edelim. Sosyal hayatta ve çalışma hayatında nasıl davranılması gerekeceği, sosyal mesafenin, kişisel hijyenin, kişisel malzemelerin nasıl kullanılacağı, kişisel filyasyonun yani günlük ziyaret edilen yerlerin kişi tarafından kaydı, temas edilen kişilerin kaydı vesaire gibi bilgilerin sürekli tutulması, hastalık şüphesi durumunda davranış biçimleri, mobilitenin azaltılması çalışması, bunların hepsi eğitimlerde ifade edildi. Peki çalışma hayatında iş yerlerinde alınması gereken tedbirler? Biraz önce sözünü ettiğim pandemik influenza ulusal hazırlık planı Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 enfeksiyon salgınlarla, pandemilerle ilgili aslında hazırlığını gösteriyor. Bu kitap oldukça geniş bir kitap. Yani sadece katılımda bulunan, katkıda bulunan bürokrat ve akademisyenler ve hazırlama komitesi toplamda sanıyorum 200 kişiye yakın. Yani ciddi emek verilmiş bir ulusal hazırlık planı söz konusu olan ve bu ulusal hazırlık planının uygulanmadığını söyleyebilirim size. İçeriğindeki hemen hiçbir şey uygulamada yer almadı. Yani elimizde kullanılabilir bir eski veri yok, eski bilgi yoktu. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi hakkında bir yönetmeliği var biliyorsunuz. Önceden de eleştirdiğimiz bir yönetmelikti bu. Birçok arkadaşım tarafından eleştiriliyordu. Çünkü pratiğe çok yansıyamayan farklı bir şeydi. Yani bir çeviri ve bu çeviri daha çok şey kokuyordu. Yani üretim sırasında biyolojik etken kullananların risklerden korunması ile ilgili bir yönetmelikmiş gibi duruyordu. Halbuki bize işte iş yerlerinde biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik olarak lanse edildi ve bütün iş yerlerinde biyolojik risklere karşı bunun kullanılması gerektiği ifade edildi. Pandemi bize şunu gösterdi, yani daha önce de biliyorduk ama bu kullanılabilir bir yönetmelik değil. Hiçbir işe de yaramadı açıkçası. Yani hiç değilse sağlık işletmelerinde kullanılabilir olmalıydı. Hiç değilse laboratuvarlarda bu anlamda kullanılabilir olmalıydı. Hiçbir işe yaramadı. Ancak Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı üst üste gerçekten çok sayıda rehber yayınladı. İşte bu rehberleri de anmak gerekti. Bu rehberlerin bir kısmı sitelerinde yer aldı. Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sitelerinde yer aldı ve çoğunlukla da aslında güncellendi ve doğru bilgiler de içerdi. Bunlardan faydalanıldı. Alanda birçok insanın, birçok işletmenin bu bilgilerden faydalandığı yönünde gözlemlerimiz de oldu. Ama bunlar dışında ne yapıldı? Bir kısmı da aslında bu şeylerden tabii gene bu rehberlerden de alınmış konular var ama örneğin bir yönetsel yapının kurulması aslında rehberlerde hafifçe ifade edilen bir şey. Bir pandemi sorumlusu ekibinin oluşturulması vesaire. Pandemi sorumlusunun iş yeri pandemi sorumlusunun belirlenmesi. Evet bir yönetsel yapının kurulması gerekiyor. Bir yönetsel altyapının kurulması gerekiyor. Öncelikle böylesi bir durumla karşılaşılan iş yerinde. Bu yönetsel altyapı yeni bir altyapı da olabilir. Eski bir altyapı da bunun için kullanılabilir.
hibrit de olabilir ki biz hibriti kullandık. Yani hem İş Sağlığı Güvenliği kurullarını kullandık ki çok da başarılı olduk diye düşünüyorum. İş alanlarında da yani gözlemlediğim kadarıyla birçok iş yerinde de benzer yöntem kullanıldı. İş Sağlığı Güvenliği kurulları sık sık toplandı. İş Sağlığı Güvenliği kurullarının sık toplanması iki açıdan, yani biraz pandemiyi kendimize de yontmuş olabiliriz iş sağlığı güvenliği profesyonelleri olarak ya da bu alana ilgi duyan insanlar olarak. Her şeyden önce iş sağlığı güvenliği artık daha iyi anlaşılır hale geldi diye düşünüyorum iş yerlerinde. İş sağlığı güvenliği kurullarının bu kadar yoğun kullanılmasıyla. Bundan sonrası için de pandeminin devamı süresince iş sağlığı güvenliği kurullarının, bu kurulların düzenli olarak toplanması ve kararların, pandemiye ilişkin iş yerinde alınacak kararların bu kurullar aracılığıyla alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Biz iş yerlerimizde pandemi sorumlularını da belirledik ve bu sorumluları kurullara implante ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 200 civarında İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurduğumuzu da ifade edeyim. Var olduğunu da ifade edeyim. Pandemi sorumlu sayımızsa 300'ün üzerindeydi. Tabii ki bunları yönetsel altyapıyı kurmak yeterli değil. Yönetsel altyapıyı kurduktan sonra da yapılması gereken şey bunların görevlerini tanımlamak ve o görevleri yaymaktır diğer taraftan da. Pandemi görevlisinin, pandemi sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları belirlendi ve bunlar bütün yöneticilere ve bütün İş Sağlığı Güvenliği kurulları aracılığıyla bütün yöneticilere iletildi. Bu doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Çünkü pandemi sorumlusu bizim açımızdan alana uzanan elimiz kolumuzdu. Değerlendirme olanağımızdı. Hala da oldukça sık kullanıyoruz bu olanağımızı. Pandemi sorumlularının eğitimi gerçekleştirildi. Yapılması gereken diğer bir nokta da bu belki. Ayrıca bir takım ek yönetsel önlemler de hemen hayata geçirildi. Vaka yönetim akış şeması her bir bina için, her bir yerleşke için ayrı planlandı. Bu plan içerisinde vakaların, işte şüpheli vakaların nereye alınacağı, kimlere haber verileceği, hangi telefonların aranacağı, kimlerin hazır edileceği, nelerle karşılaşılabileceği de ifade edildi. Şüpheli vaka yönetim ve akış şeması oluşturuldu ve binalarda bununla ilgili tatbikatlar da gerçekleştirildi. Yani şüpheli vaka varmış gibi tatbikatlar da gerçekleştirildi. Bunların tümü Mart-Nisan aylarında tamamlanmıştı zaten. COVID-19 şüpheli vakanın personel takibinde uygulanacak iş akış şemasını tekrar görüyorsunuz. Bu güncellenmiş hali. Bir süre sonra farklılaştırmak zorunda kaldık. Yakın temas, temas vesaire gibi tanımlar bildiğiniz gibi sıkça değiştirildi. Bunlar değiştiğinde biz de iş akış şemamızı değiştirdik ve yeni tanımlar, yeni güncellemeler yaptık. Filyasyon çalışması ve formu çıkartıldı. Bu filyasyon çalışması önemliydi ama şunu söyleyebilirim, çok başarılı olamadık açıkçası filyasyon çalışmasında. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi elimizde yeterli olanaklar yok. Yani örneğin temasları değerlendirebilecek testlerimiz elimizde olmadı hiçbir zaman. PCR testleri yasaklandı vesaire. Dün gene bakanımızın açıklamasında açık test yöntemi miydi? Galiba öyleydi. Öyle bir ifade kullanıldı. Bunun ne anlama geldiğini hala tam anlamış değilim ama şu an alana yansıyan bir durum yok. Yani onun için anlayamadık. Herhalde alana yansıyınca daha iyi anlayacağız. Açık test politikası. Evet, açık test politikası. Umuyorum bu PCR testlerinin yasaklamasının kalkması anlamına gelecek. Çünkü ihtiyacımız var. Bütün iş alanlarında ihtiyacımız var. Yani
Şu an biliyorum ki bazı iş yerlerinde aslında bir suçu bilmek doğru bir şey değil ama neyse, ya da bunu bildiğini ifade etmek, gizli saklı yöntemlerle PCR testleri elde edildi. Ancak bunu Büyükşehir Belediyesi'nde ya da herhangi bir kamu kurumunda yapabilme şansınız yok. Biz de yapmadık zaten böyle bir şeyi. Ancak buna ihtiyacımız var mı? Evet, var. Filyasyon çalışmasını yürütebilmenizin belki de yolu bu. Çünkü bir PCR pozitif vakayla karşılaştığınızda, bir şüpheli vakayla karşılaştığınızda durumunu değerlendirebilmeniz gerekiyor. Semptom olsun olmasın, durumunu değerlendirebilmeniz ya da temaslı vakayla karşılaştığınızda durumunu değerlendirebilmeniz gerekiyor. Bunun için filyasyon çalışması başarılı, pek başarılı olamadı diye ifade etmek zorundayım. Ancak çok başarılı bir yazılım altyapısıyla filyasyon çalışmasını kurduğumuzu ifade edebilirim. Şöyle, bunu umuyorum ileride İş Sağlığı Güvenliği profesyonelleriyle de paylaşabileceğiz. Şimdilik böyle bir olanağımız yok ama hem de ücretsiz olarak eğer başarabilirsek, artık doğrudan iş alanımızdaki işçimizin telefonuna bir mesaj yollayarak basit bir forma, bir elektronik forma girmesini sağladık. Bu elektronik form doğrudan istatistiklere yansıyan bilgiler oluşturdu bize. Asıl güzel yanı buydu. Ancak dediğim gibi çok başarılı olduğumuzu söyleyemem filyasyon çalışmasında. Bütün herkese ulaşabildiğimizi söyleyemem. Bizim filyasyonda ulaşabildiğimiz rakamlar çok aslında bir iş alanında daha fazlasını beklerdik ama dediğimiz nedenlerle ilgimizi biraz yitirmiş olabiliriz. %70'ler civarındaydı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı %99.9'luk filyasyon oranları söz konusu olunca tabii düşük bir rakam gibi kalıyor. Evet, çalışma biçimine yönelik tedbirler başlığında bazı kavramları dile getirdik. Uzaktan çalışmaya yönelik düzenlemeler, dönüşümlü çalışmaya, esnek çalışmaya yönelik düzenlemeler yapmaya çalıştık. Her bir iş alanında çok sayıda iş alanımız, çok sayıda iş tanımımız bulunuyor biliyorsunuz bizim. Bunun için şunu söyleyebilirim, esnek çalışmanın farklı biçimlerini değerlendirmeye aldık. Daha doğrusu biz genel olarak buna seyrekleştirme tanımını kullandık ve seyrekleştirmenin farklı yöntemlerini ele aldık. Esnek çalışma seyrekleştirmenin sadece bir yöntemiydi. Örneğin bir önemli yöntem olarak da iş alanlarında biz atıl kullanılan mekanların, evet çok özür dilerim, atıl kullanılan mekanların çalışanlara açılmasını da yöntem olarak aldık. Böylece seyrekleştirmeyi aynı sayıda insanı çalıştırarak da elde ettik bazı alanlarımızda. Her alanda, her çalıştırma alanında, her çalışma alanında farklı seyrekleştirme yöntemleri kullanılmaya çalışıldı ve bunun için de risk değerlendirme çalışması yapıldı tabii doğal olarak. Personel servis saatlerinin düzenlenmesi, bina içerisinde kontrollü girişin sağlanması gibi önlemler hayata geçirildi ki bunu yapabilmek zor açıkçası. Kamu kurumu ve kamu zararı kısıtlaması olan bir ortamda yaşıyoruz, çalışıyoruz bizler. Kamu zararı kısıtlaması özellikle ciddi sıkıntımız. Personel servisleri için ihaleler yapılmış durumda. Onları çalıştırmamanız bile bir sorun bir taraftan bakarsanız. Çünkü onların ödemelerini gerçekleştiriyorsunuz. Ya da örneğin giriş saatlerini değiştirmek ancak valiliğin oluruyla mümkün oluyor. Ve bu sadece devlet memurunuz için değil, örneğin şirketinizde çalışan işçi için de geçerli. Çünkü onun bulunmadığı zamanlarda işin yürümemesi gibi bir durum var. Bu da kamu zararı diye nitelendirilebilir bir duruma yol açıyor. Bu nedenle de biz iş alanımızda bu konuda valiliğin ancak önümüzü açmasını beklemek ve onu talep etmekle yetindik.
Ama bütün iş alanları için şunu söyleyebilirim. Personel servis saatlerinin düzenlenmesi, bina içerisinde kontrollü girişlerin sağlanması önemli önlemler içerisinde yer alıyor. Ateş ölçümü ve HES kodunun taranması da gene önemli önlemler içerisinde yer alıyor. Çıkışlarda da belirli bir sırayla katların terk edilmesini sağlamak gene her bir bina için farklı politikalar izlenebildi ama belirli bir sırayla katların, müdürlüklerin ya da birimlerin terk etmesini sağlamak, bunu bir saate bağlamak, bir süreye bağlamak oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir diye düşünüyoruz. Ya da bu düşünülen tedbirlerden biriydi. Güvenlik personellerinin eğitimi önemli ve özellikle de güvenlik personellerinin kendisini yeterli ve haklı hissetmesi önemliydi. Bu nedenle onların eğitimlerini önceledik. İş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız, iş yeri hekimlerimiz ve uzaktan eğitim yöntemleriyle bu eğitimler gerçekleştirildi. Danışma masalarında benzer biçimde eğitimler yapıldı ve tedbirler alındı. Mesafenin korunması için düzenlemeler gerçekleştirilmeye çalışıldı. X-ray cihazlarında bir takım işte önlemler alındı, dezenfeksiyon önlemleri alındı, alınmalı da bunlar. Herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda güvenlik dedektörlerinin hassasiyetinin azaltılması uyguladığımız yöntemlerden biriydi. Ve bunu öneriyoruz da çünkü hem zaman kaybı hem de cihazda yani boşu boşuna bir kontaminasyon anlamına geliyor malzemelerin çıkartılması vesaire. Ve bu dedektörlerde bu hassasiyeti gösterebiliyorlar. Eğer güvenlik için sorun yoksa hassasiyet düşürülebiliyor. Kart okuyucu sistemlerde turnikede temassızlığı öne çıkarmaya çalıştık. Dezenfeksiyonu öne çıkarmaya çalıştık. Filyasyon çalışması yapıldı. Danışmada giriş çıkışların kayıt altına alınması gibi ya da iletişim bilgilerinin tutulması gibi insanların, ziyarete gelenlerin ve işe gelenlerin bilgilerinin tutulması gibi. Asansör ve merdivenlerde gene temizlik ve hijyen, işte trabzanların sık temizlenmesi, asansör tuşlarının sık aralıklarla temizlenmesi çalışması gerçekleştirildi. Tabii aslında şunu da ifade etmek lazım. Dezenfeksiyondan bahsediyoruz ama iş alanlarında dezenfeksiyon için çok sayıda önerinin ortalarda dolaştığının farkındayız da bir taraftan. Bu ilk baştan beri böyleydi. Alkol içeren malzemeler, işte çeşitli kimyasallar içerenler, hatta ultraviyole lambaları, hatta açık ultraviyole lambaları, hatta ozon makineleri çokça dile getirildi. İş alanlarında yine dezenfeksiyon malzemelerinin seçiminde oldukça dikkatli davranılması gerektiğini ifade etmeliyim. Özellikle insanların, işçilerin, çalışanların 8 saat çalıştığı iş alanlarında kullanılacak olan dezenfektan malzemenin birikimli travma, birikimli sorunlara yol açmaması gerekir. Yani örneğin yoğun olarak alkol içeren kimyasalları kullanmak zorundayız dezenfeksiyon için %70 civarlarında. Yüzey temizliğinde bunların kullanılması önemli düzeyde alkol etkilenmesine yol açabilecektir. Buna dikkat edilmesi. Gümüş içeren ya da diğer metalleri içeren malzemeler oldukça sıkça karşımıza geliyor. Kullanılmaması diye bir kavram söz konusu değildir. Bunlar kullanılabilirler ancak şeyi de unutmamak gerekir. Yani bunlar zararsız değildir. Çoğunlukla karşınıza gelen, yani birçok iş yeri hekim arkadaşımın bildiğine eminim bunu ama doğal olarak reklamı yapılan bu kimyasal maddeler çoklukla tümüyle insan sağlığına zararsızdır diye ifade. Zaten bir şeyin tümüyle insan sağlığına zararsız olduğunu iddia ediyorsa karşınızdaki kişi
yeterli veri açıklamadığı, yeterli bilgisinin olmadığını hemen anlamak gerekiyor açıkçası. Her türlü kimyasal maddenin bildiğiniz gibi belirli zararları olacaktır insan sağlığı üzerine. Paracelsus'un o ifadesi üzerinden. Onun için gene iş alanının özelliğine göre farklı dezenfektanların seçilebileceğini ifade etmek lazım. Yani bütün iş yerlerine uygun bir tek dezenfektandan bahsetmek bence mümkün değil. Bu çerçevede biz birçok sınıfta dezenfektan kullandık açıkçası. Çeşitli atölyelerimizde, iş alanlarımızda. Ancak el dezenfektanlarının örneğin çoğunlukla alkol içerikli olmasını sağlamaya çalıştık. Yüzey dezenfektanlarındaysa hipokloroz asidi içeren dezenfektanları kullandık. Gene insanların bulunduğu alanlarda bunu kullandık. Ama örneğin yüzey dezenfeksiyonu, işte yer dezenfeksiyonu için örneğin çamaşır suyunun sulandırılmış halini kullandık diyebilirim size. Doğru olan da bu diye düşünüyorum. Her alan için farklı bir dezenfeksiyon çözümü, dezenfektan çözümü kullanılabilir. Asansör havalandırmalarının güçlendirilmesi önemli. Havanın dışarıya atılması, aktarılması önemli. İçeride havayı çevirmemek gerekiyor. Bu sıkça ifade edildi. İşte iklimlendirme çalışmaları için de ifade edildi. Klimaların yasaklanmaya çalışıldığını söyleyebilirim size. Yani bütün iş alanlarında klimaları ve hava perdelerini durdurduk. İki nedenle bildiğiniz gibi klimalar sıkıntılı. Bir tanesi dışarıdan temiz hava almak anlamına gelmiyor. Bu da damlacık yükünün artmasına yol açıyor. Bir diğer ve damlacık yükünün artmasının dışında çökmesinin uzun sürmesine, yani havada asılı kalmasının uzamasına yol açıyor. Bir başka nedeni daha var. Gene havada asılı kalmasına yol açan bir başka durumda damlacıkların boyutlarının küçülmesine yol açması klimaların. Çünkü klimalar bildiğiniz gibi kurutuyorlar aynı zamanda ortamı. Kuruttukları için de damlacık boyutunun küçülmesine hızla yol açıyorlar ve bu da havada uzun süre kalmalarını sağlıyor. Bu nedenle klimaların kullanılmasının önüne geçmeye çalışıldı. Çok uyum elde edemediğimiz bir konuydu. Oldukça sıcak bir yazdı bildiğiniz gibi. Bu nedenle sıkıntılar yaşandı. Belki tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama doğru rakamları biliyor olsaydık ya da böyle ifade edilmiş olsaydı doğru rakamlar, halka ifade edilmiş olsaydı klimalar konusunda da bu kadar sıkıntı yaşamayabilirdik. Asansörlere maskesiz binilmesinin engellenmesi, iş alanlarına maskesiz girilmesinin engellenmesi, bunlar neredeyse Mayıs ayından sonra sürekli olarak gündemimizde oldu. Başarılmaya çalışıldı ancak aksayan çok yönü oldu. Uyarıcı, bilgilendirici afişlerin asılması, ateş ölçümünün gerçekleştirilmesi, uyarı işaretlerinin gerçekleştirilmesi, ofislerde separasyonun öne çıkarılması, mesafenin arttırılması, separatörlerle ayırma, ortak kullanılan küçük alanların büyük alanlara taşınması, örneğin fotokopi makinelerinin ya da belirli aralıklarla, düzenli aralıklarla temizlenmesi, küçük alanlara kalabalık insanların girmesine engel olacak önlemler, yani mesafenin korunması, dezenfektanların her zaman ulaşılabilir halde tutulması, el yıkama alışkanlığının özendirilmesi ve el yıkamanın öne çıkarılması uygulanan yöntemler içerisinde yer aldı. Bina içerisine giriş çıkışların kısıtlanması kesinlikle gerekiyor. Paket sokulması binaya ya da yiyecek örneğin sokulması, yiyeceklerin, paketli yiyeceklerin nasıl, evet, bina içerisine girmesine engel olunması, ortak alanlarda kişi sınırlamasının konulması, temas noktalarının ve karantina odalarının belirlenmesi, karantina odalarının
karantina odası diye ifade etmek hatalı olabilir. Çünkü burada şey değiller, hasta değil aslında bu insanlar ama izolasyon odaları diyelim. İzolasyon odalarının belirlenmesi, izolasyon odalarında işleyişin belirlenmesi, uygulamasının yapılması önemli. Pratik çözümler öne çıkıyor. Elin korunması örneğin, sağ elin korunması ya da kapıların ayakla ya da el sürmeden dirsekle açılabilmesinin sağlanması gibi yöntemler örneğin öne çıkartıldı, çıkarılıyor. Atık kutularının belirlenmesi, atık kutularının renklerinin belirlenmesi ve uygulamaya konulması, personel ve ziyaretçilere maskelerin, dezenfektanların temin edilmesi, bir dönem yapmaya çalıştığımız şeylerden biri giren tüm ziyaretçilerin, giren tüm vatandaşların maskelerini değiştirmekti. Ancak bu bir takım satın alma işte zorunlulukları nedeniyle sürekli uygulayamadığımız bir şey oldu. Ama iş alanlarında özellikle tehlikeli çalışması gereken grupların, kritik personelin bulunduğu iş alanlarında personel ve ziyaretçilerin o iş alanına girerken maskelerini değiştirmelerini, sonra da önce ellerini yıkamalarını, sonra temiz maskeyi takmalarını sağlamak. Yani kirli maskeyi çıkardıktan sonra el yıkama, ardından da temiz maskeyi takmasını sağlamak oldukça başarılı olur diye düşünmekteyiz. Bunu hayata geçirmeye çalıştık belirli alanlarda ve belirli zamanlarda. Atıl alanların değerlendirilmesini önemli gördük. Dediğim gibi seyrekleştirmenin bir yöntemi olarak kullandık. Yemekhanenin kapatıldığı dönemler oldu. Bu dönemlerde kumanya dağıtımı sağlandı. Yemekhane personelinin çalıştığı dönemlerde kumanya dağıtımı dönemi de dahil olmak üzere her gün sağlık durumlarının kontrolü gerçekleştirilmeye çalışıldı. Kritik hastalığı bulaştırabilecek personel için sağlık kontrolünü, kritik personelin bulunduğu alanlarda sağlık kontrolünü kişinin semptomunu, durumunu bildirmesinin ilerisine taşımaya çalıştık. Bunu yaptık. Yani bir görevlendirmeyle sürekli sorgulanmasını sağlamaya çalıştık. Evet, özellikle bakın bunu tekrar ifade etmek gerekiyor. Personelin sakınmasız bir biçimde semptomunu açıklayabileceği bir ortamın oluşturulması çok önemli iş alanlarında. Bunu sağlamaya çalıştık. Ve başarılı olduk. Yani birkaç kötü olay dışında, birkaç aksama dışında personelimiz bunu kötüye de kullanmadılar. Çokça işveren tarafından bu şekilde ifade edilebilir ya da yöneticiler tarafından kötüye kullanılacağı yönünde ifade edilebilir ama herkes, bütün personelimiz, bütün halkımız, vatandaşımız açıkçası sorumluluklarının bilinciyle hareket etti diye düşünüyorum bu dönemde. Bu önemliydi. Ve birkaç olay dışında bir aksamayla karşılaşmadık. Yani hastalık ortaya çıktığında kişinin arayıp sadece ben gelmiyorum, gelemiyorum demesi, işte rahatsız hissediyorum kendimi demesi yeterliydi bizim açımızdan. Ve bunu yaygınlaştırmaya çalıştık. Bunu tüm birimlerimize ifade ettik. Yemek saatlerinin uzatılması ilk andan itibaren yaptığımız önemli seyrekleştirmelerden bir tanesiydi. Hala Mayıs ayından bu yana 3 saatlik bir yemek süresi kullanıyoruz. Belirli zamanlarda belirli gruplar çıkıyor yemeğe. Ha, bu açıdan tabii şunu da ifade etmek lazım. Örneğin destek hizmetleri, yemek yapımı, işte yemek servisini sağlayanlar, kumanya servisini sağlayan arkadaşlarımız, bunlar da büyük bir özveriyle çalıştılar. Destek personelimiz, güvenlik personelimiz, bunlar da büyük bir özveriyle çalıştılar ve dediğim gibi ortak bir kaygıyla çalışıldı.
Masa düzeni değiştirildi yemekhanelerde, yemek masalarında seyrekleştirmeye gidildi, işte çapraz oturma pozisyonu kuruldu. Öneri olarak şunu ifade edebiliriz, kimin nerede oturduğunun bilinmesi de çok yararlı olacaktır. Ya da birimlerin bir arada yemeğe çıkması, aynı masada oturması yararlı olacaktır. Ama bunlar bizimki gibi bir organizasyonda başarılabilecek şeyler değildir. Çay ocakları ve kafeteryaların belirli dönemlerde kapatılması dahi gerçekleştirildi. Karton bardakların kullanılması, para alışverişinin ortadan kaldırılması diğer önlemler içerisinde yer aldı. Kafeteryalarda benzer tedbirler alındı. İşte tek kişilik masaların kullanılması, mesafeler vesaire bildiğiniz diğer konular bunlar. Ortak alanlarda da tedbirler yaygınlaştırıldı. Açık havada bekleme alanları oluşturuldu birçok iş alanında. O alanlarda insanların zaman geçirmesi sağlanmaya çalışıldı. Tabii soğuklarla birlikte bu olanak ciddi biçimde azaldı. Mescitlerde, abdesthanelerde benzer önlemlerin alınması sağlanmaya çalışıldı. Görev araçlarında bir takım önlemler alınması çok önemli görüldü. Özellikle de büyük işletmelerde şoförlerin birden fazla kişiyle teması söz konusu oluyor bildiğiniz gibi. Bunun için mümkün olduğunca onların da semptomlarını erken bildirmesinin sağlanmaya çalışılması önemliydi. Bu yapılmaya çalışıldı. Hijyen eğitimi almaları sağlanmaya çalışıldı ve öneriliyor. Araç içerisinde kimse olmadığı dönemde bile şoför olarak çalışan arkadaşımın maske takması istendi. Bu başarıldı, oldukça da sık gözlemlendi. Yöneticilerin şoförlerinde ise farklı bir yöntem uygulanmaya çalışıldı. Yöneticilerin şoför kullanmaması gerektiği ifade edildi. Zorunlu olmayan yönetici arkadaşlarımız buna uydular. İşte araç kullanmayla ilgili sıkıntısı olanlar, çok yoğun tempoda çalışan arkadaşlarımız uymadılar ama birçoğu şoför kullanmayı bıraktı. Periyodik dezenfeksiyon ve özellikle de göreve çıkmadan önce, her göreve çıkış öncesinde şoför arkadaşımızın dezenfektanla işte belirli noktaları silmesi sağlandı iş alanlarında, araçlarda. Araç içerisindeki klimanın çalıştırılmasının çok önemli olmadığını açıkçası düşünüyoruz. Bunu da sadece bu alışkanlığı sağlamak için olabilir. Araç içindeki klima çünkü virüsün yayılmasında çok etkili değil, dışarıdan temiz hava aldığı için. Ama her koşulda aracın camlarının açık olması gerektiği de ifade edildi. Personel servislerinde benzer oturma düzenleri önerildi. Yoğun bölgelere ek seferler düzenlenmesi, servis araçlarının uygun koşullarda dezenfeksiyonu, araç camlarının açık tutulması, kayıtlı kişiler dışında yolcuların alınmaması servis araçlarına ve da alınan önlemler içerisinde yer aldı. Ziyaretçi yönetiminde de yoğunluk azaltıcı tedbirler ve bir takım sağlık tedbirleri öne çıkartıldı. Maskelerin işte dediğim gibi sağlanması gibi ya da el dezenfektanlarının bulundurulması gibi ya da ateş ölçümleri gibi ya da termal kamera ölçümleri gibi. Risk değerlendirmeleri yapıldı iş alanlarında. Bu risk değerlendirmelerini umuyorum kısa süre içerisinde sizinle de paylaşacağız. İnsan tabanlı bir risk değerlendirmesi çalışması idi bu. İSG eğitimlerinin hepsi online'a aktarıldı. Online'a da aktarılması önerilir, gereklidir. Bildiğiniz gibi eğitimlerden uzak durmamak gerekiyor, eğitimleri ertelememek gerekiyor. Eğitimler çünkü bu tür önlemlere uymak için çok uygun koşullar oluşturuyorlar bize. İş sağlığı güvenliği
İzleyiciler açısından baktığınızda yöneticilerin bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söylemiştim. Pandemi kurulları ve İSG kurulları üzerinden, İş Sağlığı Güvenliği kurulları üzerinden yöneticilerin bilgilendirilmesi sağlanmaya çalışıldı. Ve bu yazılı hale de getirildi. COVID-19 yönetici rehberi şu anda web sitelerimizde de yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bizim yöneticilerimiz için değil, tüm yöneticilerin işine yaradığını gördük bu süreç içerisinde. İkinci dalga rehberi, online eğitim sunumları işte, sağlandı personele ve bu da yaygınlaştırıldı. Çalışan ve ailesine yönelik sunumlar yapıldı. Evden çalışma sağlayabildiğimiz ya da evden çalışmaya gönderdiğimiz bazı personellerimiz oldu bildiğiniz gibi. Bunların evde çalışma koşullarını düzeltmeye çalışmakla ilgili de bir çabamız oldu. Biz iş alanlarında tatbikatları bırakmadık. Yani COVID koşullarında tatbikat yapılabileceğini de ifade ettik ve deprem COVID dinlemez gibi bir sloganla sanıyorum 6 büyük binamızda tatbikat gerçekleştirdik. 3'ü ana bina biçiminde ve bir kısmında zabıta hizmetlerinin yürüdüğü binalarda tatbikatlar gerçekleştirildi. Kurul toplantılarını fiziki yapmayı bıraktık ki böyle olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Kurullarımız hiç de az sayıda insanla buluşmuyor. Acil durum planlarında COVID-19 vakaları, şüpheli vakalar nasıl davranılması gerektiği gibi düzenlemeler yer aldı ve kişisel koruyucuların ve hijyen konusunda da sürekli çalışıldı. Şimdi bunlar buraya kadar, bugüne kadar olanlar, düne kadar olanlar daha doğrusu. Sunumu biraz değiştirmek zorunda kaldım ya da bu iki slide'ı ekledim. Çünkü yeni bir şey oldu. İşte 28.351 yeni vaka vardır açıklaması Sayın Bakanımız tarafından yapıldı. Yeni koşulların ne olduğunu hala bilmiyoruz yazık ki. Bu yeni koşullarda yeni davranışlar gerçekleştirmemiz gerekecek. Örneğin filyasyon için artık daha olumlu bakabileceğimi düşünüyorum ama dediğim gibi yarın ya da önümüzdeki hafta belki netleşecek. Çünkü PCR test olanağı elde edip edemediğimizi hala bilmiyorum. Yani iş yerlerinde özellikle kritik işlerin yapıldığı iş alanlarında taramaların yapılması çok değerli. Örnek olarak belediyeden vermek zorundayım açıkçası ama birçok örnek verilebilir bu açıdan baktığınızda. Örneğin itfaiye hizmetlerinin yürümesi İstanbul için önemlidir. İtfaiye hizmetlerinin yürüyebilmesi için vaka sayısını belirli bir düzeyin altında tutmamız gerekiyor o alanlarda. Peki bunu elde edebilmenin yolu nedir? Seyrekleştirme ya da temasın azaltılması. Bu durumda benim o alanlarda, o alana özgü uygulayabileceğim yöntem şu oluyor açıkçası. Ki bunu Darülaze'de uyguladık, yaşlı bakım alanlarımızda uyguladık. Uzun sürelerle alana girecek vardiyalar oluşturmak. Tabii ki iş hukuku açısından çok doğru olmasa da bu tür kritik alanlarda bence yapılması gereken bir şey bu. Örneğin itfaiyeciler için planladığımız şey 7 günde bir alana girmeleri. Biliyorsunuz hazır kıta bir çalışmadır itfaiyecilik. Yani zaten 24 saatlik nöbetler halinde çalışırlar. Ancak 7 günde bir alana girmelerini sağlarsak ve alana girmeden önce PCR'la taramasını sağlayabilirsek, alan içerisinde hastalığın var olmadığı umudunu taşıyabiliriz. Ve sağlam çıkacaktır kişiler oradan. Aksi takdirde bir günlük, yani 24 saatlik nöbetlerde de aynı şey geçerli.
tabii ki. Birbirlerine bulaştırıp bir sonraki vardiyanın tümüyle temaslı kabul edilmesi durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için PCR testi çok önemli bu tür alanlarda, kritik personelin olduğu alanlarda. Ve eğer elde edebilirsek PCR testini, önümüzdeki dönemde filyasyon çalışmalarını daha doğru yapabileceğimizi ve insanları koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca personel eğitimi ve propagandada da yeni verilerle güncelleyeceğimizi ifade edebilirim. Artık çok daha fazla personel eğitimine asılmamız ve propagandaya asılmamız gerekecek. Ve bunun sonuçlarını da doğru bir biçimde alacağız diye düşünüyorum. Çünkü 28 bin vakanın olduğu bir Türkiye artık söz konusu. İnsanların çok daha duyarlı davranacakları, duyarlı bir biçimde eğitiminizi almaya çalışacakları, bilgiyi almaya çalışacakları bir Türkiye söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. İş yerleri söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu sunumu hazırlayan katkısı olan arkadaşlarım var. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum ve tabii ki size de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar süre beni dinlemeyi dinlediğiniz için. Hocam ben sesinizi duymuyorum ama. Şöyle yapalım. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Evet sevgili Kaan'a çok teşekkür ediyoruz sunumu için. Kaan epeyce bir soru var. Ben bunları biraz toplayarak biraz bazıları katkı doğrudan soru değil belki ama arkadaşlar kendi görüşlerini ifade etmişler. Tabii geliş sırasına göre biraz dağınık olabilir. Mesela ilk soru çok yalın bir soru. Taramalar için hızlı antikor testi uygun mudur? Önerir misiniz? Evetse hangi frekansta tekrarlanmalıdır? Bu da bizim hepimizin iş yerlerine, özellikle biz iş yeri hekimlerine hem işverenlerden hem insan kaynaklarından çok sık gelen bir soru. Hatta bir basınç belki de. Evet. Şimdi ben şöyle bir rahatlığın içerisinde olduğumu ifade etmeyi unuttum ve tabii ki bu büyük bir hata. Türkiye'nin belki de en iyi bilim insanı grubuyla çalışma şansım oldu. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi güçlü bir bilim kurulu oluşturdu. Bu bilim kurulu içerisinde halk sağlığı uzmanlarımız, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız, klinik mikrobiyologlarımız, tabip odamızın temsilcileri, birçok alandan eczacı arkadaşlarımız çok geniş bir ekiple çalıştık. Hatta şimdiye kadar hiç çalışma olanağı bulamadığım havalandırma mühendisi arkadaşlarımız bile bulunuyorlar. Makine mühendisi havalandırma alanında deneyimli arkadaşlarımız bile bulunuyorlar. Bunun için de çok daha şanslıydık açıkçası. Bu bilgiyi yaymaya da çalıştık, onu da ifade edebilirim. Yani birçok broşürümüzde, rehberimizde bilim kurulumuzun katkısı sonsuz büyük, onu da ifade edeyim. Hızlı antikor testiyle ilgili kullanılamaz. Yani mümkün değil kullanılması. Hiçbir periyotta kullanılamaz. Aldık mı? Aldık. Ama yani biz de aldık açıkçası. Ama şu amaçla kullanılamaz. Yani virüs taşıyanı bulmak için kullanılamaz. Çünkü 5 günlük bir geriye gidişi var. Hani o 5 günlük aralığı gösteremiyor size. En az 5 günlük aralığı gösteremiyor. Öyle olunca da biraz önce söylediğim örneğin İşte yaşlı bakım evine girecek insanları gardiyeyi seçmek için kullanma çalışmasını onunla yapamazsınız. Tam 5 günlük bir kayıp pencereniz var. Onun için hızlı antikor testlerini
çok çok az yararlı olduğunu ifade etmek zorundayım. İş alanlarında kullanılabilir şeyler değiller. Peki. Çok teşekkür ederiz cevap için. Şimdi bir başka bir arkadaşımızın sorusunun aslında cevabından bahsettin sunumda. Bu arkadaş diyor ki dün akşam Dünya Mikrobiyoloji Uzmanlarının webinar semineri varmış. Orada bir 2 metre kuralından bahsedilmiş. 2 metreden daha yakında maskesiz oturmak mümkün değil. Her halükarda bulaş oluyor. 2 metreden sonra maskesiz oturulabilir denmiş. Yani orada da tabii şey var, başka bir soru var biraz sonra gelecek. Öksürdüğü, aksırdığı zaman da 8 metreye kadar, artık bilmiyorum nasıl bir öksürme, hapşırmaysa gidebilir deniyor. Yani bu konularda da çelişik şeyler var. Hani neye inanacağız, neye şey yapacağız? Özellikle çay ve yemek araları için sordu arkadaş. Ama sen epey o konuda görsel olarak da göstererek bilgi verdin. Ne diyebilirsin yani? Hocam olarak bir şeyi eklemek istiyorum. Virüs yükü bildiğiniz gibi çok önemli ve virüs yükü deyince de damlacık boyutu öne çıkıyor. Açıkçası 5 mikrondan büyük damlacıklar çok uzun süre havada kalmıyorlar. 5-10 mikron, 10 mikronun üstü zaten çok kısa sürede çöküyor. Ancak 5 mikronun üstündeki partiküller de, 5-10 mikron arasındaki partiküller de çok uzun süre havada kalmıyorlar. Asıl virüs yükü orada. Onun için mesafe çok önemli. Ama tabii şöyle bir hata, bunu ben de başaramadım açıkçası. İş yeri hekimi arkadaşlarıma daha küçük alanlarda daha rahat yapılabilir diye düşünüyorum çünkü bu. Mesela şunu çok gözlemledim. Yemekhanede maskeler iniyor, yemekler yeniyor ve sohbet edilmeye başlanıyor. Bu büyük bir hata. Şimdi işin ilginç yanı, gözlemlediğim şey oydu. Birkaç kişi çift maskesini takıp sonra gittiler. Şimdi yürürken çift maske takıp yemekhanede karşılıklı sohbet etmek, bu olacak iş değil. Maskeyi çıkartıp karşılıklı sohbet etmek. Yani bilince oturmadığını gösteriyor. Evet, nefes alıp verirken de damlacıkları çıkarttığınız doğrudur. Ama damlacıkları onlarca kat arttıran konuşmak, damlacıkları yüzlerce kat arttıransa bildiğiniz gibi öksürük, hapşırık gibi bu zorlu ekspirasyon hareketleri. Özellikle bu durumlarda maskenin takılı durmasının yararı korkunç fazla. Ha bir de bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bu çok üstünde durulmayan bir konu ama umuyorum bundan sonraki propagandalarda, bundan sonraki afişlerimizde daha fazla yer alacak. Maske takanlarda hastalığın daha hafif seyirli gittiği yönünde çalışmalar da var. Yani sadece karşımızdaki korumak sloganıyla değil maskeler. Maskeler bizi de koruyor. Cerrahi maskeler bile. N95 ya da FFP3'ler, FFP2'lerden bahsetmiyor. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi hemen o zaman maske sorusuna geçtim. Maske seçimi nasıl olmalı? 3 katlı tam ultrasonik maskeler yeterli mi? Metburun olması şart mı? Şimdi ben tabii bu 3 katlı ultrasonik maskeyi çok şey yapamadım ama. O şey, ultrasonik değil de sanıyorum onun... Başka bir ismi var. Evet. Öyle geldi soru. Meltblown, ortadaki asıl... Evet. Şey kısmı, ne demek lazım? Filtre olan kısmı. Filtre. Yani gerçek filtre meltblown. Ama tabii ki burada maskenin koruyucu, kişisel koruyucu donanım değiller yazık. Yani beni çok zorlamayın bu konuda ama bunlar kişisel koruyucu donanım değiller. Yani sağlıkta da, sağlık alanında da biz bunları kendimizi korumak için takmadığımızı biliyoruz. Bilirsiniz, bunları karşıdaki hastayı korumak için takarız biz. Cerrahi alanlarda. Yarayı korumak için takarız. Bunda değişen bir şey yok. Meltblown olursa çok daha fazla koruyucu. Aradaki tabaka meltblown olursa. Ancak meltblown artık çok zor bulunuyor. Türkiye'deki üretilen maskelerde genellikle 3 kat spoon bond,
Evet, şimdi hatırladım o şeyi. Superbond denilen tekstil ürünüyle üç katlı yapılıyor maskeler. Melt-Blown asıl filtre edici faktör. Onun kullanılmasında fayda var. N95, FFP3, FFP2 bunlar doğru kişisel koruyucu donanımlar. Bunlar için başka bir şey diyemem ancak bir, ekonomik açıdan önemli bir sorunlar. İki, yazık ki Türkiye'deki piyasadaki FFP3, FFP2, N95'ten de emin değilim. Yani şu anda Türkiye'de hiçbir şeyden emin değilim. O çok net. Peki ona bağlı olarak şeyi sorayım. Bir günde yani bir iş gününde 8 saatlik bir mesaide kaç maske önerirsiniz diyorlar? Hocam, ıslanmadığı sürece, açık bir kirliliği olmadığı sürece kullanabilirler. Yalnız Peki. çıkardıklarında eller yıkanmalı ve uygun bir yere atılmalı. Onu yapmıyoruz peki. Peki bir arkadaş şey sormuş, artık soru gibi değil de biraz da katkı gibi. Bu Sanayi 4 ile beraber zaten bu uzaktan çalışmayı çok duyuyorduk diyor. Burada asıl amaç evden çalışma ile kapitalist bakış açısıyla işverenlerin masraflarını kısmak da olabilir mi? Sadece pandemi mi? İkinci buna bağlı bir soru da biz İSG profesyonelleri pandemi ve bu hızlı teknolojik dönüşüm karşısında bu değişimlere ne kadar hazırız diyor. Pek değiliz tabii. Hazır değiliz hocam. Ve evet, katkı gibi olmuş. Evet, katkı. İş alanlarında kontrollü koşullarda kontrollü etkilenimlerle çalıştırırız işçilerimizi. Bizim temel şeyimiz budur. Yani bir risk değerlendirmesi yapabileceğimiz bir alandır orası. Evlerimiz öyle değiller. Yani ofis çalışması için de geçerli bu. Diğer evden yapılan işler için de geçerli. Onun için ekstra, yani ekstra demiyorum, yani yanlış oldu. Bir risk değerlendirmesi yapılabilir alanlar değil oralar. Onun için de kontrolsüz, tümüyle kontrolsüz iş sağlığı güvenliği anlamında. Ha, diğer boyutunu da unutmamak lazım. Yani maliyet düşürmenin bir diğer boyutu da sigortasızlık, güvencesizlik. Bunu da esnek çalışmada karşımıza çıktığını unutmayalım. Teşekkürler. Gene bir arkadaşınki katkı gibi özellikle bu son rehberdeki son 1-2 aylık değişimden sonra yakın temaslara test yaptırılmamasının iş yeri hekimlerini çok sıkıntıya soktuğunu, iş yerlerinde pozitif vakanın yanında beraber çalışanlara test yaptırma yetkisi bizde yok. Halbuki iş yeri hekimlerine bu yetki verilse iyi olur diyor arkadaş. Yani biz kendimiz yapmayacağız da en azından bu kişiye yapılmalıdır diye gönderirsek yapılsın demek istiyor herhalde. Bence haklı, bilmiyorum. Hocam haklı olmaz mı? Şimdi bakın, hani sunum sırasında da ifade ettim ya, ağzımızı kapatıyoruz. Biz çünkü bir arkadaşım bir mesaj göndermiş. Madem böyleydi de niye söylemiyorsunuz gibi bir şeyler demiş. Benim cep telefonuma dünkü açıklamadan sonra. Hani doktorlar niye söylemediniz gibilerinden. Söyledik Şimdi işte. bir söyledik, ayrı mesele de hocam. Söylememeye çalıştık. Çünkü bu pandeminin yönetilmesi gerekiyor. Ve biz şunu biliyoruz. Yani kötü yönetim de yönetimdir sonuçta. Bir yöneticinin olması, bir yönetimin olması. Çünkü pandemi başka türlü kendi haline bırakılamaz. Oradan buradan bir takım yönetsel müdahalelerle iş yürütülemez. Ama kötü yönetim bile olmadığını görüyoruz artık. Mecburen bir şeyler açıklamak zorunda kalıyoruz. Bakın, biz pandemiyi enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde durdurmaya çalıştık. Yoğun bakım, bırakın enfeksiyon hastalıkları kliniğini, yoğun bakımda pandemi durdurmaya çalıştık. Halk sağlığının en temel ilkelerinden biridir.
Bu böylesine yaygın bir test yapacaksanız sizin bunu aile hekimliklerinde karşılamanız gerekir. Yani oraların göğüslemesi gerekir ilk dalgayı. Ardından aşağıya, arkaya enfeksiyon hastalıklarını, ardından yoğun bakımlara hasta göndereceksiniz. Şimdi başta yapılan böylesi büyük bir hata varken doğal olarak geldiğimiz nokta bu. Ve bu hatanın yapıldığı ülkelerde durum bu. Yani baştan bir bakın, bu hatanın yapıldığı ülkelerde durum bu. Biz de o hatayı Sağlık Bakanlığı üzerinden yaptık ve ilk gün yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın ilk, beni de eleştiren adam haline getirdiniz ama, Sağlık Bakanlığı'nın ilk hazır açıkladığı bilim kurulu içerisinde hocam, sadece bir tane epidemiyolog var. Geri kalanının hepsi enfeksiyon hastalıkları. İnanılmaz büyük bir hatadır bu. Yani biz salgın yönetmiyoruz. Biz yoğun bakım yönetiyoruz. Biz enfeksiyon kliniği yönetiyoruz gibi bir şey oldu. Onun için aile hekimlerinde bu yetkinin olması mantıklıdır. Ya da bu yetkiyi bir yana bırakalım da en azından elimizden bunu almasınlar. Her alanda, her işletmede bunu kullanacağız diye bir şey yok. Ama kritik alanlarda kullanmamız gerektiği çok açık. Bakın, bir büyük fabrikada, bir büyük işletmede her bir işçinin PCR testi yapılacaktır ifadesi hatalıdır. Yüksek bir maliyet bu. Bunu halk sağlığı açısından ben doğru bulmuyorum. Ama belirli kritik alanlarda çalışanların, temas durumlarında onların ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, temas ya da hastalığı nedeniyle iş alanından uzaklaşmasının, işten uzaklaşmasının ciddi halk sağlığı sorunlarına, ciddi işletme sorunlarına yol açabileceği insanların PCR testleriyle belirli aralıklarla taranması çok değerli sonuçlar verir. Ya da çevresindekilerin. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi tabii hani ben de sahadan bir iş yeri hekimi olarak hakikaten bütün bu işlerde standart yok. Yani bazı illerde, bazı ilçelerde yapılan doğru uygulamalar var ama bazı yerlerde hiç bununla karşılaşmıyoruz. İşte bu temaslı meselesi, yakın temaslı meselesi, ilaç kullanımı meselesi, rapor meselesi. Mesela biz iş yeri hekimlerine dedik ki bu pandemi döneminde sadece pandemiye yönelik olarak şu iki günlük izin rapor meselesini verin bize de, yani iş yeri hekimlerine, ve bunu vermedikleri için ne kadar çok karışıklıklar oldu. Şimdi filyasyon ekipleri yazıyor. Aile hekimine gidiyorlar, o vermiyor. Hastaneye gidiyor, o versin diyor filan. Şimdi filyasyon ekipleri vermeye başlamış. Yine mesela buna bağlı PCR pozitif olup karantinası biten insanlara PCR yapmadan işe başlatıyoruz. Bu doğru mu diyor. Yani bunun diyor başlangıçta yapılıyordu diyor. Şimdi yapılmıyor diyor. Bunun sorumlusu o adam hala taşıyorsa ve yük varsa, hastalandırıyorsa kim olacak diyor. Herhalde iş yeri hekimi olmayacak, bilmiyorum. Yani sorumluluğu aramak değil ama ne yapabiliriz ben söylemeye çalışayım. Hocam biz %100 maskeyi arkadaşlara anlatıyorduk. Anlatıyoruz hala da. Yani temaslılar için de aynı şeyi yapıyorduk. Umarım bundan sonra PCR taraması açılırsa daha uygun koşullar elde edebileceğiz. Peki. Pandemi süresince periyodik muayeneler ve sağlık tetkikleri sürecini nasıl yönetelim? Siz ne yaptınız? İşte bu periyodik muayeneler ve bazı tarama testleri oluyor ya, yani onları kastediyor arkadaş herhalde. Yapmadık hocam. Yani evet. Yapmadık derken dışarıya herhangi bir tetkike göndermedik. Bir sağlık birimine tetkike göndermedik ve solunum fonksiyon testi, odyometri vesaire gibi kapalı alan gerektiren tüm çalışmaları da, yani gelip almalarına da izin vermedik. Hekim arkadaşlarımız tek tek kişileri değerlendirdiler. Tetkik gerekenler için ayrı bir prosedür yürüdü. Yani rutin tetkik yapılması işi tümüyle durduruldu bizim alanlarımızda. Bir soru var, ben çok anlayamadım. Yani pandemi ya da pandemi dışı dönemde ne fark ediyor diyor. Ben soruyu sormakla yükümlüyüm. Süreç boyunca sağlık verilerinin korunması hususunda nasıl bir yol izlediniz? Kişisel verilerin korunması galiba burada. Evet, onu kastediyor herhalde. Ama yani tamam. Zaten kişisel sağlık verileri
kapalı, anahtarı bende olan dosyalar da bende. Yani ayrıca pandemide ne demek istediler çok ben şimdi yapamadım. Şimdi o pandemi için tartışılan bir konu, örneğin HES kodlarının taranması ile elde ettiğiniz... O soru var. Genel HES kodu taraması sorusu var. İkisini beraber değerlendirebilirsin. Onu ne yapayım hocam? Soru nedir? Yani toplu HES koduyla ilgili de bir soru var. İkisini beraber değerlendirebilirsin dedim. Tamam. Toplu HES kodu olanağı çıkar çıkmaz taramaya başladığımızı ifade etmeliyim hocam. Bunun olanaklarını öncelikle yöneticilere aktardık ve onların kendi birimleri için taramalarını sağlamaya çalıştık. Bu kişisel verilerin korunmasına aykırı mıdır sorusu? Yani evet, yasanın lafzına aykırıdır. Ancak söz konusu olan durumun pandemi olduğunu unutmamak lazım. Ve bu tür yasal düzenlemeler pandemide rahatlıkla askıya alınır. Benim bildiğim sağlık yönetimi budur ve bu yapılmıştır bizde de. Yöneticiler kendi altlarında çalışan arkadaşlarımızı taradılar. İK yöneticilerinden bahsediyorum. Tabii ki hekimlere bunu vermeyi isterdim. Yani sadece hekimler yapsın isterdim ama bizimki gibi bir iş alanında bu mümkün değil. Ancak diğer iş yerleri için, diğer işletmeler için eğer hekim her gün bunu yapabilecek ise hekimin yapmasında fayda vardır. Peki şimdi birbiriyle alakalı bir soru dizisi var. Klima meselesi. İşte klimalar konusunda ne düşünüyorsunuz? HEPA filtreli kendi kendini temizleyen klimalar uygun mudur? Ve ozonla hava temizliği sistemlerine nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi öyle yatırımlar yapılıyor ki bu alanlara bir şey söylerken zorlanıyorum ama bir sağlık çalışanı, bir kimyasal maddeler konusunda az buçuk bir şeyler anlatan ya da anlamaya çalışan birisi olarak ifade edeyim. Bir kere HEPA filtreler falanlar filan, klima kesinlikle kullanılmamalıdır. Bunun hiç açıklaması yok. Yani klima dediğim gibi havayı kuruttuğu için de havada damlacıkların tutunma süresini arttırıyor. Üstelik de temiz hava basmadığı için sadece sirkülasyon yapıyor. Bakın, sirkülasyondan korkuyoruz biz. Sirkülasyon partiküllerin havada asılı kalmasına yol açar. Hava sirkülasyonu. Ancak ben pencereyi açtığımda sirkülasyonu arttırmakla birlikte içeriye temiz hava alıyorum. Yani partikül içermeyen hava alıyorum. Bu yoğunluğu azaltıyor. Halbuki klimada sadece sirkülasyonu arttırıyorum, sadece hava akımını arttırıyorum. Bu nedenle de yeni hava basmadığım için de çok yoğun bir partikül boyutuna ulaşıyor ortalık. HEPA filtrelerin bunu engelleyebilme şansı yok. Çünkü böyle HEPA filtre, yani bir klimanın bu odadaki havayı yani saatler boyunca değiştirebilmesi mümkün değil. Hani şöyle bir şey yok. İşte bu klima 5 dakikada bir odanın bütün havasını çeker, temiz havayı basar. HEPA filtreden geçirilmiş havayı basar. Böyle bir sistem kurulamaz bu filtrelerle. Bu tür bir sistem ameliyathanelerde bile sanıyorum 16-17 dakikada kendisini toparlar. Ameliyathanenin sistemi bile. Biliyorsunuz kendini toparlama diye bir şey vardır, test yöntemi vardır bu HILAK'larda. O bildiğim kadarıyla 16-17 dakikada ancak kendisini toparlar ki orada çok güçlü bir hava basma sisteminin, hava çekme sisteminin olduğunu unutmayın lütfen. Onun için klimaların kesinlikle kullanılmaması gerekir. Ultraviyole ışınları ve ozon. Ultraviyole ışınları korkunç bir sorun var ortada. UVC'nin sağlığa zararsız olduğu iddiasıyla pazarlandığını gördüm ben. Şimdi bu iddia nereden çıktı? Şöyle söyleyeyim size. İnsanların melanomunda
ultraviyole C'nin etkisi yoktur diye bir laf var. Malign melanomda ultraviyole C'nin etkisi yoktur diye bir laf var. Niye yoktur onu bir sonraki paragrafta görüyorsunuz. Çünkü dünyaya ulaşmaz diyor. Şimdi buradan çıkıp ultraviyole C sağlığa zararlı değildir ifadesini buluyorlar. Bu akla aykırı. Yani en ufak bir mühendislik fizik aklına aykırı. Çok yüksek enerji içerir. Ultraviyole A ve ultraviyole B'ye göre. Ultraviyole C çok daha yüksek enerji içerir. Ve ultraviyole C düşük penetrasyon gücüne sahip olmasına rağmen genetik materyali çok daha fazla düzeyde hırpalar. Bozar, parçalar. Yani kanserojendir. Hiç bunun şeyi yok. Çok ciddi yakıcıdır. Yani yanıkların da çok ciddi bir etkenidir ultraviyole C. Başka etkileri var mı bilmiyorum açıkçası. Onu da öğreneceğiz yakında sanıyorum. Çünkü her tarafta ultraviyole C kullanılmaya başlandı. Bir kere açık alanda kesinlikle kullanılmaz. Yani açık ampul olarak ultraviyole C'yi görüyorsanız kaçın oradan. Çok net. Kaybolun gidin. Yani hiç bak, hani bir saniye şu, ne olacak şunu kapatayım diye düşünmeyin. Oradan hemen uzaklaşmak gerekir. Kapalı sistemlerde de güvenilir kullanılması gerekir. Yani kapalı sistemin bütünlüğü bozulduğu anda makine durmalıdır, ultraviyole C durmalıdır. Aksi takdirde doğru değildir. Şeylerde uygulanacak büyük olasılıkla. Havalandırma sistemlerinde HEPA filtrelerin yanında UVC uygulanacak. Orada da söylemek istediğim temel şey odur. Yani oraya bakım için giren bir işçi söz konusuysa, kapağı açan bir işçi söz konusuysa ultraviyole C'nin durması gerekir. Bu konuda da çok net uyarıların olması gerekir o iş alanında. Ozona gelelim. Ozon çok güçlü bir tahriş edici. Şimdi 300 ppm, pardon 0 pardon 2 ppm civarlarında 10 dakika içerisinde bakteri öldürdüğünü söylüyorlar. Her neyse yani 10 dakika 10 saniye her neyse bir şekilde öldürdüğünü söylüyorlar. Ancak 2 ppm o kadar yüksek bir rakam ki ozonun TVA değeri yani 8 saatlik değeri 0.2 ppm ve acil kaçış değeri ise 15 stel değeri ise özür dilerim stel değeri ise 15 dakikalık maruziyet değeri ise 0.3 ppm. Peki ne kadar düzeyde oluşturursanız halk sağlığı için zararsız 0.05 ppm diyor EPA. 0.05 ppm. 50 ppb düzeylerine geliyor. Yani milyarda 50 düzeylerinde ozon insan sağlığı açısından kabul edilen sınır değer. Milyarda 50 birim ozon. Milyarda 50 birim ozonla bakteriler ölüyor mu, virüsler ölüyor mu sorusuna yanıt verilemiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir çalışma yok. Ne kadar sürede ölüyor onu da bilmiyoruz. Ozonun zararsız olduğu yönündeki iddialar çok büyük bir hata. Bu açıdan baktığımızda. Yani evinizde açın. Kaç olduğunu bilmediğiniz bir ozon konsantrasyonunu ya da iş yerinizde açın. Kaç olduğunu bilmediğiniz bir ozon konsantrasyonunda insanlar, çocuklarınız, işçileriniz nefes alsınlar demek olabilecek en büyük hatalardan biri. Kesinlikle 0.05 ppm'in altında kalmalı. Tekrar ediyorum milyarda 50 birimin altında kalmalı ozon. Ozon üretimi sırasında azot oksitlerin ortaya çıkmasına da engel olunmalı.
Şimdi ozon bildiğiniz gibi oksijeni parçalayıp tek bir oksijen atomunun O2 ile birleşmesiyle oluşuyor. O ortamda eğer azot varsa, ki havada %70'in üzerinde bildiğiniz gibi azot var, parçaladığınız o tek O atomu azotla birleşiyor ve azot oksidi oluşturuyor. Çok daha tehlikeli bir kimyasal bileşik ortaya çıkıyor. Yani koyalım ozonu bir tarafa. Onun ozonu için bir tarafa koymayalım ama hocam, ozon çok değerli bir malzeme bir taraftan da. Yani örneğin su dezenfeksiyonunda, örneğin kapalı alanlarda, tümüyle kapalı alanlarda 2 ppm'in üstüne çıkartarak küfleri ortadan kaldırabildiğiniz bir olanak bu. Yani ozonun kullanılabileceği alanlar var. Ama hava dezenfeksiyonu için ozon çok ciddi bir soru işareti. Peki, şimdi epey soru var daha, yani biraz hızlanalım istersen. Bir tane iş güvenliği uzmanı arkadaş var, itfaiyeci, senin belediye ekibinden herhalde. Öyle mi? Diyor ki, yani bilmiyorum, İstanbul'dan mı, iş güvenliği uzmanı ve itfaiyeci olarak soruyorum diyor. İşte vardiyalı çalışıyoruz diyor. İşte bir vardiyada çalışan bir kişi pozitif çıkmışsa o kişi ve bütün vardiya karantinaya alınıyor. Diğer ikinci, üçüncü vardiyalar devreye giriyor diyor. Şöyle bir soru sormuş. Yani tabii iş kanununa göre falan biraz şey. Biz diyor 10 gün çalışıp 20 gün istirahat etsek, 24 saat yerine 240 saat çalışıp nöbetleri tutsak olmaz mı diyor. Onu siz artık itfaiyecilerle halledin bence. Bizim itfaiyecilerden olmamalı. Ama bu yöntem olarak kullanılabilir. Yalnız bunun yöntem olarak kullanılabilmesi için İçeri girecek, 10 gün içeri girecek olan arkadaşlarımızın bir psikososyal ciddi stresle karşı karşıya kalacaklarını unutmamak lazım. Bu açıdan yani hazırlıklı olmak lazım. İkincisi de kesinlikle içeriye girecek bu arkadaşlarımızın PCR testinden geçerek girmeleri lazım. Aksi takdirde o 10 gün içerisinde hepsi birden Covid'li olacaktır. Yani bu bir kişi oraya girse bile hepsi birden Covid'li olacaktır. Bu koronavirüs atıkları hasta kişilerin el, yüz, banyo sularından, gaytadan, idrardan bulaşabiliyor. Vefat edenlerin gömüldüğü yerlerdeki sularda yer altına karışabiliyor. Bizim iş yerlerinde el, yüz yıkamamız WC kullanımıyla bulaş olur mu diyor. Bu tabii bu teoriye göre evde bile olabilir. Yani hani el yüz yıkamadan vazgeçmeyeceğiz. Hocam teorik olarak yani oral fekal bulaşma pek kabul edilen bir şey değil. Görülmüş ama bulaşıcı değil deniyor. Evet, yani görülüyor ama bulaşıcı değil. Ancak işte mukozalar aracılığıyla bulaşma olabilir. Hani yüzüme çarptım, nedir o, gözlerimde konjonktivamdan girdi vesaire türünden bir şey olabilir ama emin olun o kadar düşük virülans, yani virüs yükü söz konusu ki orada çok düşük, çok yani mümkün değildir denemez ama böyle bir olasılık bir sürü şey varken önümüzde bunu konuşmamak gerekir. Peki kronik hastaları nasıl yönettiniz? Hani var ya Sağlık Bakanlığı, siz kamu çalışanı sayıldığınız için sizin için daha kolay olmuş olabilir tabii. Yönetmek açısından kolay oldu ama vicdan açısından işte öyle olmadı. Çünkü zaten yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yani kamu sektörü olduğu için kamu sektörü şunlar gelmeyecektir dedi, gelmediler. Bunlar gelecektir dedi, geldiler. Hipertansiyon vakalarını hiç içimize sinmeyerek ikinci dönem bildiğiniz gibi işe başlattık. Ama ben bir özel sektörde çalışıyor olsaydım ya da özel sektöre şunu söyleyebilirim orada çalışan işçileri, hekim arkadaşlarıma, her birey için ayrı risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Bu tür kronik hastalıklar için. Ve bu çok zor değil. Dediğim gibi kısa süre içerisinde karşınıza bir makaleyle iş güvenliği uzmanı arkadaşımızla yazdığımız bir yazı gelecek. Bekliyoruz. Sigara konusunda özel bir şey yaptınız mı diye soruyor arkadaş. Yani
sigara içilmesini engellemek, azaltmak, önlemek gibi? Hayır. Hayır. Somut bir şey yok. Peki. Hızlı antijen testi için ne düşünürsünüz? PCR'ın ulaşamadığı durumlarda bir ön tetkik olarak uygun bulur musunuz? Bu şimdi da çok yaygın değil hocam, benim bildiğim. Onu yanıtlayayım. Hızlı antijen testini, ama sigara için şeyi söyleyeyim. Aynı aslında yemekhane için anlattığım şeyi tekrar edeceğim ama gene de hatırlatmak istiyorum. Sigara içilen alanlarda da maskenin indirildiğini ve sohbet edildiğini unutmayın. Sigara içmek bu açıdan önemli bir sorun. Ama bunun çözümü de ortada. Yani sohbet ederken maskeni tak, daha doğru bir slogan. Daha doğru bir ifade. Yani konuşurken maskeni tak, daha doğru bir ifade. Hani iki kişinin 2 metre aralıklarla sigara içiyor olması, bunun çok büyük bir sorun oluşturduğunu düşünmüyorum. Açık havada içiliyor çünkü bir taraftan. Tam tersine içeride duracağına dışarıda dursun diye sigaraya başlatabilirim bile insanları. Ben bıraktım bu arada 2 aydır. Yani sigara karşıtı bir adam olabilirim birkaç ay sonra da. Antijen testleri çok yeni. Birkaç aydır gündemde ve doğru düzgün çalışmalar antijen testleriyle ilgili henüz yapılmadı diye düşünüyorum açıkçası. Çok yüksek duyarlılık tanımlıyorlar, özgürlük tanımlıyorlar. Ama çok az sayıda denek üstünde yapılan araştırmalar söz konusu. Yani bir antijen testinde, yani 17 kişi üstünde araştırma yapılmış. Böyle bir rakam olamaz diye düşünüyorum ama yapılmış. Neyse, yani çok güvenilir hala olmadığını düşünüyorum. PCR'lar hala en güvenilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rehberlerine sitenizden ulaşabilir miyiz? Yani bu konuda yaptığımız... Ulaşılabilmiyor. Yani yönetici rehberine ulaşılabilmiyor. Ancak eğitimler kendi portalımızın içerisinde yer alıyor. Eğitimler için yani genel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan sonrasında ürettiği her şeyi iş sağlığı güvenliği anlamında da açık kaynak olarak yayınlamak niyetinde, onu ifade edebilirim. Teşekkür ederiz. Şimdi yine şey bir soru var. Hani kılçıklı bir soru var. Sağlık Bakanlığı'nın rakamları revizyon etmesinin sebebi sizce nedir? Aşı talebini arttırmak mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tabipler Birliği gibi kurumların baskısı mı? Dünya baskısı mı? Neler oluyor? Ne düşünüyorsunuz? Kısa lütfen. Ya, mızrak çuvala sığmıyor demek daha doğru. Ya, bu kadarı söylenebilir. Evet. Hepsi de aynı fikirdeyim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki baskısı, bilim kurulu, Büyükşehir Belediyesi bilim kurulunun baskısı, Türk Tabipler Birliği'ndeki arkadaşlarımızın baskısı, İstanbul Tabip Odası'nın baskısı, yani sonuç olarak mızrak artık çuvala sığmıyor. Şimdi yine bu klima ve pencere şeyi, hocam yeni nesil binalarda açılır kapanır pencere konmayıp klima benzeri sistemler kullanılmaktadır. Çalışma şeklini bilmediğim bu havalandırma sistemleri hakkındaki düşünceniz nedir? Aynen. Hemen şunu söyleyebilirim. Hepsi %100 havayla çalışabiliyor. Yani %100 hava basarak çalışabiliyor. Pencere sistemlerinden çok daha güvenli sistemler söz konusu olabilir. Eğer bu şekildeyse, dediğim gibi ise. Bu demin sorduğumuz soruyla bağlantılı. İşte kamu sektöründe bazı kronik hastalıklar ve 24 haftadan sonra gebeler idari izinli sayıldı. Özel sektörde bu tedbirler alınmadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle gebelikle mortalite arasında ciddi bir bağlantı var. Onlar için valla nasıl yanıt verilir buna ben de bilmiyorum açıkçası. Ama şimdi 65 yaşındaki insanlar arkadaşlar, bildiğiniz gibi 65 yaş üstü insanlar neredeyse 1,5 yıldır evlerinde hapisler. Bu insafsız bir yöntem. Yani bu yapılabilir, tamam yapılabilir. Yapılabilir mi? Evet. Ama aynı düzeyde düzgün önlemlerin alınması gerekir. Ya da 20 yaşın altındaki çocuklar neredeyse 1,5 yıldır evlerinde hapisler.
Burada da aynı şey geçerli. Yani bu insafsız bir önlemdir. İşin ilginç yanı da bir işe yaramadığı da görülüyor. Yani şu yapılanlar, işte şu vaka sayıları, yani eski bir fıkra vardır, severim o fıkrayı. Biraz edepsiz bir fıkradır ama herkesin bildiğini düşünüyorum. Biz bu boku niye yedik ifadesini kullanmamak lazım. Yani o hale getirmemek lazım hayatımızı. Yani şimdi gebeleri özel sektörde çalıştırmaya devam ediyor. Ya da ne bileyim, kamu sektöründe işte 5 yaşın altında çocuğu olanları evlerine gönderdik. Özel sektörde çalıştırmaya devam ediyoruz. Aradaki fark ne? Ne işe yarıyor bunun bu şekilde uygulanması? Bu kadar yanıt benden. Bu nanoteknoloji dezenfektanlarının bilgisi var mı diyor arkadaş? Evet. Yani nanoteknoloji dezenfektanları COVID'e etkili olur mu? Şimdi nanoteknoloji iki yöntemle giriyor dezenfektanların içerisine. Bir kere nanopartikül halinde metaller kullanılabiliyor bazılarında. Bazılarında da nanoteknoloji malzemesi gene metal ya da dezenfektan molekülü, gerçek dezenfektan molekülü yüzeye bağlayarak kullanılıyor. Yani yüzeyde tutunmasını sağlıyor molekül. Kullanılabilir, belirli koşullarda kullanılabilir. Ancak şunu unutmamak lazım. Bu metallerin birikimi söz konusuysa 8 saat çalışılan bir alanda dikkatli olmalı. Bunu dikkate almalıyız. Çünkü 8 saat boyunca bu yüzeylere temas gerçekleşecektir ve insanlar bu malzemeyi depolayacaktır vücudunda. Metaller depolanırlar bildiğiniz gibi. Bunu dikkate almalıyız. İki, bu hakikaten sıktığımız bu malzeme yüzeye örneğin bu kadar iyi yapışıyor mu? Yani üstüne 3 kişi elini değdiğinde malzeme ortadan kalkıyorsa anlamsız bir şey haline geliyor. Bunu da dikkate almak lazım ve değerlendirmek lazım testlerde. Ha, bu testler yapılıyor. Yani süreklilik testleri, işte dayanıklılık testleri gibi testler yapılıyor. Bunları elde etmek gerekiyor. Kullanılır mı? Kullanılır. Ancak kullanım alanları, yani her yerde, her derde deva bir dezenfektan malzeme yok. Şimdi gene yani normal olarak COVID olan çalışanlar işe dönüşte PCR yapılması beklenmiyor son rehbere göre. Ama yine de bir sürü yerde isteniyor ya da vatandaş kendiliğinden yapıyor. Pozitif çıkarsa ne yapalım? Çalıştırmayacağız herhalde. Çok garip bir şey var orada işte Nazmi Hocam. 6 aya kadar pozitif çıkabiliyor bazı vakalarda. Yani şunu bilmemiz gerekli. COVID konusunda yeterli bilgiye henüz daha sahip değiliz. 6 ay pozitif çıkabiliyor ve 6 ay boyunca aslında bir enfeksiyon sürebilir mi? Zannetmiyorum ama pozitif çıkabiliyor. Ama işte bulaştırıyor mu, sorun orada? Bulaştırıyorsa çalıştırmamak lazım. Onu da çok bilmiyorum. Olmadığı sürece fazla bulaştırıcılığı yok deniliyor hocam. Ama buna %100 öyledir demek mümkün değil. Bir çalışan COVID nedeniyle vefat ederse iş yeri hekiminin hukuki durumu nedir? Yani çok özel ekstra bir şey olduğunu zannetmiyorum yani şu ana kadar. Ben buradan başka bir şeyi yanıtlayayım kendime göre. Şimdi Türk Tabipler Birliği'ni de biraz eleştiriyorum o konuda. Çünkü çok uzun zamandır meslek hastalıklarıyla ilgili onlarla da beraber çalıştım. Bizim danışma... Ve sohbetleştim. Öyle söyleyelim. COVID-19 sağlık çalışanı için meslek hastalığı sayılsın ifadesi bence hekimliğe bir hakaret. Çünkü bunun sayılsın dediğimiz yeri Sosyal Güvenlik Kurumu.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir hastalığı herhangi bir neden ya da meslek hastalığı sayması, etiyolojisini belirlemesi düşünülemez bile. Yani külahımızı koyarak düşünelim lütfen. Bir hastalığı ancak literatür, ancak tıp otoriteleri bu meslek hastalığıdır diye ifade edebilir. Zaten bu ifade edilmiş durum. Tüm dünyada COVID-19 sağlık çalışanı için meslek hastalığıdır. Bizim söylememiz gereken doğru cümle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tazmin etmesini istememizdir. Yoksa onun ne haddine bir tıp otoritesi mi o? Ben bu hastalığı meslek hastalığı sayıyorum demek. Onun haddine falan değil. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Özel bir iş alanında, herhangi bir iş alanında işte bir kişinin COVID'den ölmesi. Yani eğer koşullar hani sizin ciddi bir iş yeri hekimi olarak ciddi bir buna katkınız yoksa, adama enjekte falan etmediyseniz sanıyorum kimse size dönüp niye öldü bu adam demeyecektir. Demez de zaten. Bu bir salgın. Bu koşullarda ölenler tabii ki var. Peki, çok teşekkür ederiz. Deminki uyarını da özellikle bu meslek hastalığı meselesinin bayraktarlarından İbrahim Hoca dinlemiştir ya da aktarırız biz ona. Şimdi pandemi yönetimindeki vakaları insan kaynaklarıyla paylaşımını nasıl düzenlediniz? Bildirimi ilçe sağlık müdürlüğüne mi, aile hekimliğine mi, kime yaptınız, yakın temasları bildirdiniz mi gibi laflar var. Bunlar zaten rutin çalışma içerisinde yürüyor biliyorsunuz. Yani PCR testi yapılan bütün vatandaşlar doğrudan sistem üzerinden aile hekim ilçe sağlık müdürlüklerine düşüyor. Ancak bizim tespit ettiğimiz diye bir şey olmadı. Hani PCR bakamadığımız için onun için bir bildirim mekanizması oluşmadı. Şüpheli vakalarımız şüpheli vakalar demeyelim de yani sadece semptom gösterenler, iş alanında semptom gösterenler örneğin. Hani izolasyon odalarına aldığımız arkadaşlarımız. Bunları 112'ler aracılığıyla hastanelere ulaştırdık ilk başlarda. Ondan sonra da evlere göndermeye başladık. Sadece semptomlu olanları hani semptomlulara PCR yapıp, pardon, semptomsuz olanları gönderdik. Semptomlu olan, temaslı olanları evlerine gönderdik. Semptomlu olanları PCR testi yapılır umuduyla hastanelere yönlendirmeye başladık. Yaptığımız bu oldu. Peki, yani epey soru var ama vaktimiz de çok ilerledi. Artık yavaş yavaş bir son bir soru ya da katkı gibi bir yazı geldi. Deminki konuştuğumuz konuyla da ilintili. Bu pozitifliği uzun süren vakalar acaba süper bulaştırıcı olabilir mi? Yani bunların taşıyıcılığı ve bulaştırıcılığı hakkında bilgimiz var mı diye bir soru var. Yok. Yok hocam. Yok. Peki, o zaman yani birkaç soru daha var ama bunların çoğuna kenarından, kıyısından evvelki sorularda değinmiş olduk. Sevgili Kaan, çok teşekkür ederiz. İstanbul Tabip Odası olarak, İşçi Sağlığı İş Yeri Komisyonu olarak, ki sen de bu komisyonun bir parçasısın zaten uzun yıllardır. Yeni görevin ayrı. Biz İstanbul Tabip Odası olarak burada tüm dinleyenlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Komisyon olarak bir anket çalışması yaptık. Yani İstanbul'daki iş yerlerinde pandeminin durumu nedir, neler yaşadık? Özellikle çalışanların, işçilerin sağlığı açısından 29 soruluk bir anket. Bitmek üzere, pazartesinden itibaren bütün İstanbul'daki iş yeri hekimlerinin bunu doldurulması için sokuyoruz gündeme. Hepinizin de bunu doldurmasını, bu ankete katılmasını bekliyoruz ve tekrar Kaan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir de ufak serzeniş geldi. Onu da ben hani tarafsız bir şey olarak, bu serzeniş sadece sana değil, bana ve sana
ben de açış konuşmasından, senin de genel tavrından biraz fazla siyasi davrandığımız, siyaset yaptığımız yönünde. Halbuki yani pandemi konuşuyoruz. Burada konuştuğumuz her şey siyasetin içinde zaten. Bu eleştiri yapan arkadaş herhalde biraz deyim yerindeyse hükümet yanlısı bir arkadaş olabilir. Demokratik bir şekilde onun da eleştirisini burada aktarmış olayım. Son sözü Özkan'a vereyim, sonra da Alasmalık diyeyim. Şimdi sayın arkadaşıma da bir şeyler söylemek istiyorum. Pandemi süreçleri bitmeyecek anladığımız kadarıyla. Yani SARS, MERS ardından COVID-19. Bizim artık yani iyi inceleyip doğru kararlar alıp ileriye yönelik birikimler yapmamız gerekiyor. Eleştiriler de bunun içerisinde. Ve dediğim gibi aslında Türk Tabipler Birliği de bizler de tüm hekim arkadaşlarımız da ellerinden geldiği kadar eleştirmemeye uğraştılar. Yani bu çaba çok net olarak görülüyor. COVID-19 salgınının, pandeminin başladığı günden itibaren bakılırsa. Ancak bugün eleştirmek yarınki bir pandemi için uygun koşulların sağlanmasına yarayacak gibi duruyor. İşte son bir haftaki eleştiriler gerçek vakaları öğrenmemize neden oluyor. Onun için daha eleştiriye açık, eleştirinin geliştirdiğini unutmadan, eleştiriye de müsamaha gösteren bir yapıya kavuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizi çok teşekkür ediyorum size Nazmi Hocam. Katılımcıların hepsine dediğim gibi tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki. Biz de değerli katkıların için çok teşekkür ederiz. Yani dediğin gibi artık son bir hafta 10 gündür mızrak çuvala sığmadı ve bizim aylardır söylediklerimiz açığa çıktı. Biz de bunları biraz daha altını çizerek söyledik. Bizim de meslek örgütü olarak insan sağlığını önceleyen bir mesleğin örgütü olarak hekimler olarak görevimiz bu. Herkese dinlediği için, katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.